ABC çember üzerindeki noktalar 30 derece vermiş. 12 santim bizden taralı bölgenin alanını istiyor. Şimdi arkadaşlar şu atandaşın alanını hesaplarken şöyle bir yöntemi uygulayacağız. Şimdi şurada merkez olsun. Burada bir tane dilim olsun. Görüyorsunuz değil mi? Dilim. Bu dilimin içerisinde üçgen oluşturduğunuzda şurada kalan parçaya biz daire parçası diyoruz. Bakın kalan parçaya daire parçası diyoruz. Bu daire parçasının alanını bulmak da gayet kolay. Sözde yani sözde söyleme, söyle, söyleyerek hesaplamak yani sözünüzle söyleyerek hesaplamak yani ağzınızla hesaplamak çok kolay. Ama kalemle birazcık zahmetli olabiliyor. Neden? Bakın ağzımla hesaplıyorum ne kadar basit. Şuradaki daire diliminden şuradaki üçgenin alanını çıkartırsak geriye kalacak? Bu parçanın alanı. Ama bunu işte işleme döktüğünüzde daire diliminin alanını bulmanız lazım. Daire diliminin merkez açısını bulmanız lazım. Üçgenin alanını hesaplamanız gerekiyor. O üçgen her zaman güzel böyle tatlı bir üçgen olmuyor. Onu hesaplaması eziyet olabiliyor. Sonra ikisini de bulduktan sonra birbirinden çıkartacağınız işlemde biraz eziyet olabiliyor. Zaten şıklara bakın. Şıklarda da çok enteresan garip garip sayılar var. Onun için bu tip soruları Sözle çözmek yani ağızla çözmek kolay. Fakat kalemle çözmek birazcık eziyet olabiliyor. Bakın zor demiyorum. Eziyet olabiliyor. Haberiniz olsun. Şimdi bu daire parçasının alanını bulalım. sorumuzdaki. Ne yapacağım? Önce orada bir dilim oluşturacağım. Hop birleştirdim. Bakın şu kırmızı dilimi görüyorsunuz değil mi? O zaman ben bu kırmızı dilimin alanını bulduktan sonra... Ordu, Adana, Bursa üçgenini çıkartırsam geriye bu parça kalacak. Bana merkez açısı lazım. Bulalım. Burası 30 derece ise çevre açıdan burası 60 derece. Hop, merkez açı gördüğü yaya eşit. Burada 60 derece oldu mu? Ha, r r eşkenar olur değil mi? Arada 60 var. Ha, ikizkenar arada 60 olduğu için eşkenar. O zaman bu 12 ise bizim bu r'ler de ne olacak? 12. O zaman şu 60 derecelik dilimle başlayalım. Şurayı temizliyorum. Neydi alan? Pi'yi. R kare 60 derecelik dilim istediği için 60 bölü 360. Eksi. Şimdi ne yapacağım? Şu eşkenar üçgenin alanını çıkartacağız. Neydi eşkenar üçgenin alan formülü? A kare kök 3 bölü 4. Ne geliyor? Sadeleştir 6. 144 bölü 6. 24 pi. Eksi 144 bölü 4. 36 kök 3. O zaman aradığımız cevap 24 pi eksi 36 kök 3 d şıkkın. Bir kenar uzunluğu 2 kök 3 santim olan ABC eşkenar üçgeni ile bu üçgenin çevrel çemberi arasında kalan sarıya boyalı bölgenin alanını istiyor bizden. Bir kenar kaçmış? 2 kök 3. Şuralara yazalım mı? Peki bu arkadaş neymiş? Eşkenar üçgen. O zaman ben bu sarıya boyalı bölgelerin alanı nasıl bulabilirim? dairenin alanından eşkenar üçgeni çıkartırsak soru biter değil mi? Evet. O zaman dairenin alanı için dairenin yarıçapı lazım. Şurası merkez olsun mu? Bakın şunu çizeyim bunu çizeyim ve bunu çizeyim. Şimdi bunları niye çizdim böyle? Eşkenar üçgen. E, kenar uzunlukları birbirine eşit. O zaman bu yaylar da birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Hatırlayınız. Kirişler birbirine eşitse arkasındaki yaylar da birbirine eşitti. O zaman 360 bölü 3'ten 120 mi? Ha, merkez açı buralar kaçar derece? 120'şer derece. E, bunlar hep yarıçap r, 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 değil mi? Ha, o zaman ne oldu? 120, 30, 30 üçgen oluştu. 120'nin karşısı 2 kökü ise 30'ların karşısı ne olacak o zaman arkadaşlar? 2. Ha, ne oldu şimdi? Bizim dairenin yarı çapı çıktı. 2'ymiş. Soru bitti. Dairenin alanından pi r kareden eşkenar üçgenin alanı çıkartıyorum. Neydi eşkenar üçgenin alanı? A kare kökü 3 bölü 4. Ne geliyor burası? 4 pi eksi 12 bölü 4 3 mü? 3 kökü 3. Yani aradığımız cevap 4 pi eksi 3 kökü 3 b şıkkı. AB çaplı yarım dairede 15 dereceye vermiş. 4'ü vermiş. Taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor bize. Şimdi taralı bölge eğer bir daire dilimi değilse. Neydi daire dilimi? Şurası merkez. Hop şöyle çizersek şu pizza dilimine benzeyen şey değilse. Ya da bir daire parçası değilse. Daire parçası neydi arkadaşlar? Gelir şu arkadaşı çizerseniz yani üçgeni atarsanız şu geriye kalan kısımdı değil mi? Eğer daire parçası da değilse alanı arkadaşlar tek seferde hesaplamanız pek mümkün değil. Şekle bakıyorum. Bu bir daire dilimi değil. Çünkü daire diliminin tepesi merkezde olur. Bunun tepesi merkezde değil dairenin üzerinde. E, daire parçası hiç değil. Yani şu kırmızıya boyadığım yer hiç değil. O zaman ben bu arkadaşın alanı tek seferde bulmam pek mümkün değil. O zaman ne yapacağız? Alanı parçalayacağız. Nasıl parçalayacağım? Merkezi kullanarak. Bakın şurada merkez var doğru mu? 2 2 böldük mü burayı? Hop şunu çizersek bu da yarıçap burada 2 olur mu? Ha şimdi ne oldu bakın? Bir tane daire dilimi, bir tane de üçgen oldu. Şimdi artık ayrı ayrı ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. Sıkıntı var gibi gözüküyor ama çok da büyük bir sıkıntı değil. Daire diliminin merkez açısı kaç derece? Onu söylememiş değil mi? E buluruz. 2 2 2 kenar. O zaman burası da 15 değil mi? 15 15 30. daha çok çabuk bulduk. Merkez açı 30 derece yazalım. Pi re kare 30 derecelik dilim. Yani 30 bölü 360. Artı şu üçgenin alanı. 15-15-30 burası ne oldu? 150 mi? Neydi üçgenin alanı hatırlayınız. Aradaki açı belli ise, 1 bölü 2 kenarların çarpımı aradaki açının sinüsü. Ne geliyor? 30 bölü 360'dan 12 mi? 4 pi bölü 12'den pi bölü 3. Artı şunlar sadeleşti. Sinüs 150, sinüs 30'da o da 1 bölü 2. Bunlar da sadeleşti. 1 mi? O zaman toplam alan pi bölü 3 artı 1. Cevabımız C şıkkı. Çeyrek dairemiz var. Eşitlikler var. 6 var. Bizden taralı bölgenin alanı istiyor. Şimdi taralı bölgeye bakıyorum. Taralı bölge bir daire dilimi değil. Bir daire parçası da değil. O zaman benim bu arkadaşın alanın tek seferde hesaplamam pek mümkün değil. Ne yapacağım? Bir şeylerle bir şeyleri toplayacağım veya bir şeylerden bir şeyi çıkartıp o alanı hesaplayacağım. Şimdi ne yapalım? Şu yan yana eşitlikler var ya o ne alaka onu bir yorumlamaya çalışalım. Buraya x desek burada x mi? Ha, böylece yarı çap ne oldu? 2x. Gelir o çizersek bu da yarı çap değil mi? 2x. Şimdi bakın ordu, cehan, denizli üçgene dikkat edin. Burası x'ken hipotenüs 2x. Her dik üçgene nasip olur mu? Olmaz değil mi? Ha, burası kaç derece demek ki? 30. Dolayısıyla burada 60. E 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kökü 3. 90'ın karşısı 4 kökü 3. Yarı çapı bulduk mu? Şimdi ben bu bölgenin alanı nasıl bulurum? İşte bir şeyden bir şeyleri çıkartarak bulurum. Ne yapacağım? Şu 60 derecelik dilimden şu üçgeni çıkartırsam soru biter. Pi R kare R'yi ne bulduk? 4 kökü 3 değil mi? çarpı 60 derece. Eksi üçgenin alanı. 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2. Ne geliyor? 6. 48 bölü 6'dan 8 pi eksi 2'ler gitti. 6 kök 3. Demek ki taralı bölge 8 pi eksi 6 kök 3. Cevabımız E şıkkı. O çeyrek çemberin merkezi üçgenler var. 8 var. X var. S1, S2 eşit olduğuna göre bizden X'i istiyor. Şimdi bakın S2'ye bakıyorsunuz hiçbir şeye benzemiyor şekil olarak. S1 daire parçasına benziyor. Onu kullanabiliriz belki. Ama bu S2 hiçbir şeye benzemiyor, doğru mu? E şimdi o zaman ne yapacaksınız? Şekilde verilen ifade, yani şekilde verilen şekil, soruda verilen şekil eğer hiçbir şeye benzemiyorsa arkadaşlar yapacağınız şey şu. Yandaki boşluklara yardımcı alanlar yazacaksınız. Ne demek? Bakın şurada bembeyaz bir alan var. Görüyorsunuz değil mi? Ona A diyeceğim. Bu yardımcı alan olacak. Şimdi bakın S2 hiçbir şeye benzemiyordu. Ama A ile S2 beraber neye benzedi? Bir tane dik üçgene değil mi? Ha S2'yi bulamam ama A artı S2'yi buluruz. Yarı kaç? 8. O zaman burada 8. O zaman A artı S2 dik üçgenin alanı. Yani 8 çarpı 8 artı X bölü 2. Peki gelelim. A ile S1 o bir şeye benzedi mi? E tabii ki bakın o da neye benzedi? Çeyrek daire değil mi? Ha o zaman A artı S1 de çeyrek daire. Ne diyeceğiz? Pi R kare çeyrek daire olduğu için bölü 4. Şimdi hatırlayınız S1 ile S2 birbirine eşitti. Zaten A'lar da eşit. Ha o zaman bu sol taraflar birbirine eşit. O zaman sağlar da birbirine ne olacak? Eşit. 8 çarpı 8 artı x bölü 2. 64 bölü 4'ten 16 pi. Sadeleştir 4. Sadeleştir 4. 8 artı x eşittir 4 pi'den. x eşittir ne geldi? 4 pi eksi 8. Demek ki aradığımız cevap e şıkkı. cd O merkezi yarım çembere teğet paralelliği vermiş. 1, 4, S1 ve S2 bulundukları bölgelerin alanları bizden farkını istiyor. Şimdi bu testteki 5. sorunun videosunu izlediyseniz hani hiçbir şeye benzemeyen alan görürseniz ne yapacağınızı söylemiştik. Burada da onu yapacağım. Onun için önce bir 5. videoyu bir izleyin eğer izlemediyseniz. İzlediyseniz zaten sıkıntı yok. Sonra bunu dinlemeye devam edin. Şimdi bakın S2 şekil olarak hiçbir şeye benzemiyor. Tamam S1 güzel, daire dilim, eyvallah. Onda bir sıkıntı yok ama bu arkadaş problem. Ne dedik size? Eğer verilen şekil problemliyse yani hiçbir şeye benzemiyorsa yanına bir tane yardımcı alan yazın. Nasıl? Önce klasik hareketimizi yapalım mı? CDT Merkezde teğeti birleştiriyorum. Burası 90. Önce şu klasik hareketi yapalım. Şimdi bakın ben buraya A dersem S2 hiçbir şeye benzemiyordu. Ama A ile S2 beraber ne oldu? Bir tane dik üçgen oldu değil mi? O zaman ben A artı S2'yi rahatlıkla hesaplayabilirim. Yarı çap kaç? O, E, 4. O zaman OD de yarı çap 4. Ha 5, 4. Burası kaç? 3. O zaman A artı S2 dik üçgenin alanı. Yani 4 çarpı 3 bölü 2. Peki S1 zaten güzel bir şeydi. Yanına A gelince daha da güzel oldu. A artı S1 beraber ne oldu arkadaşlar? Çeyrek daire oldu değil mi? Ha, yarı çap kaç? 4. Ne diyeceğiz o zaman? Pi R kare çeyrek daire olduğu için bölü 4. Şimdi benden ne istiyor? S1 eksi S2 istiyor değil mi? O zaman yukarıdaki denklemi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak A'lar gidiyor. S1 eksi S2. Eşittir. Burası ne geliyor? 4'ler sadeleşti. 4 pi. Eksi 4 kere 3 12 yarısı 6. İşte farkları neymiş? 4 pi eksi 6. Dairede alan sorularını çözerken bu yardımcı alan kullanma işini ara ara yapacağız. Yani yandaki bir boşluğa A deyip A ile beraber düşüneceğiz. S2 hiçbir şeye benzemiyor. Ama A ile beraber ha, bir dik üçgen değil mi? Oradan güzel şeyler geliyor. Evet cevabımız E şıkkı. O merkezli çeyrek çember dikliği vermiş. Yaylar birbirine eşit. Bakın BC, CD, DA yayları birbirine eşit. 6'yı vermiş. Yukarıdaki verilere göre taralı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş bize. Şimdi köşe kaç derece? 90. 3 eşit parça. O zaman burayı kaç kaç paylaştıracağız? 30, 30, 30. Yarı çap kaç arkadaşlar? 6. O zaman burada 6. Ha 90'ın karşısı 6 ise şura 30 olmaz mı? 60 30 değil mi? 30'un karşısı kaç gelecek? 3. 60'ın karşısı burada ne gelecek? 3 kök 3. Şimdi ben neyle uğraşıyorum bu kadar? Ona bakalım. Şu taralı bölgeyi bulmuyor değil mi? E ben bu taralı bölgeyi şu an buldum. Nasıl? Bakın şurada bir 30 derecelik dilim yok mu? 30 derecelik dilimden şu üçgenin alanını çıkartırsam soru biter. Peki ben bu üçgen alanını bulabilir miyim? E tabii ki de. Şurası 60 değil mi? 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı ne olacak? Kök 3. 90'ın karşısı ne olacak? 2 kök 3. Aynı şekilde buradan olacak arkadaşlar? 2 kök 3. Ha, i̇kiz kenar üçgen. Hemen diki geliyorum. Burayı 3 3 böldük mü arkadaşlar? Burası ne oldu şimdi? Ee, 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı kök 3. Ha, bakın üçgenin alanını bulduk. Taban 6 yükseklik kök 3. Peki daire diliminin alanı belli mi? E belli 30 derecelik dilim. Hadi yazalım. Pi'yi R kare R kaçtı dilimde 6 idi değil mi? Çarpı 30 derecelik alan. Eksi üçgenin alanı. 2 kök 3. 2 kök 3. 6 olan üçgenin alanı. Taban 6. Yükseklik kök 3 bölü 2. Ne geliyor? Sadeleştir 12. 36 bölü 12. 3 pi mi? Eksi 3 kök 3. Demek ki boyalı bölgenin alanı 3 pi eksi 3 kök 3. Cevabımız B şıkkı. Güray bir ayrıtı iki birim olan kareleri kenarları çakışacak biçimde yan yana yerleştirdiğinde aşağıdaki şekli elde ediyor. Buna göre bu şekli çevreleyen en küçük dairenin alanı. Şimdi şekli çevreleyen en küçük daireyi çizmek için ne yapacağız? Şu en uç noktalardan geçen bir daire çizmem lazım. Doğru mu? Yani şöyle bir arkadaş çizmemiz gerekiyor. Peki bu arkadaşın biz çapını bulabilir miyiz? Bakın şekil çok simetrik bir şekil değil mi? Şunu şöyle çizersem bence bu arkadaş çap olur. Çünkü ne yapıyor? Şekli tam ortadan ikiye bölüyor. Hatta merkezde neresi olur? Burası olur değil mi? Bakın şunlar yarıçaplar Birbirine eşit çıkacak. Zaten göreceksiniz. Hemen bulalım yarı çap uzunluklarını. Şuralar kaç birim? 2, 2, 2, 2, 2. Değil mi? Bir ayrıt 2. Ne geliyor? 6'ya 4. 36, 16, 52. 2 kök 13 mi geldi? Hakikaten bu tarafı hesaplarsanız gene 6'ya 4. Burada ne gelecek? 2 kök 13. O zaman bu şekli çevreleyen en küçük dairenin yarıçapı çapı 2 kök 3. Alanı ne olur o zaman? Pi r kare değil mi? Yani 52 pi cevabımız e şıkkı. Şekilde 4 eş kare ile oluşturulan düzlemde her bir karenin ağırlık merkezinden geçen daire ile büyük karenin köşelerinden geçen daire çiziliyor. Sarı ile boyanan bölgelerin alanları toplamı 32 pi eksi 64 santimetre kare olduğuna göre yeşil ile boyanan bölgenin alanını istiyor bizden. Şimdi ne yapalım? Şurası merkez değil mi? Gelip şunu şöyle çizersek bunu da gelir böyle çizersek o zaman şu daire diliminden şu siyah dik üçgeni çıkartırsak bir tane sarı bölgeyi buluruz. E, bir tane sarı bölgenin alanı da belli çünkü. 4 tanesi 32 pi eksi 64 ise bir tanesi ne olur 4'e bölersek? 8 pi eksi 16. O zaman benim yapmam gereken şey şuradan yarı çap bulmak. Ne diyelim şuraya r diyelim mi? O zaman burada ne olacak? R. Şekil bir kare. O zaman burası ne olacak? 90 derece değil mi? Hatırlayınız. Şunu şöyle devam ettirirsek. Şunu da şöyle. Karede köşegenler dik kesişiyordu. Hadi bulalım. Pi r kare Çeyrek daire olduğu için bakın şu kırmızı vatandaş bölü 4. Eksi şimdi şu siyah üçgenin alanı o da dik kenarların çarpımının yarısı. Eşittir ne olacak? 8 pi eksi 16. Ne geliyor buradan? E, R kare bölü 4'ü 8 pi'ye eşitlersek. Bakın değil mi? Şunu şuna eşitlersek ya da bunu bunu eşitlersek R'yi buluruz değil mi? Ne geliyor? R kare bölü 2 eşittir 16 diyelim. Bunu buna eşitleyelim. Daha kolay olur. R kare 32'den R'ye ne geldi? 4 kök 2. Hakikaten burada da R ye yerine 4 kök 2 yazarsak zaten 8 pi oluyor. Sağladı. O zaman şu R'yi bulduk. Neymiş meğerse bizim R 4 kök 2. O zaman bura 4 kök 2. Bura 4 kök 2. Burası da kaç geldi? Kök 2 katı 8. Şimdi benden ne istiyordu? Yeşil bölgenin alanı değil mi? E bulduk. Şu vatandaştan yani karenin alanından içerideki beyaz daireyi çıkartırsam soru biter. de beyaz dairenin yarı çapı kaç? Onu bulabilir miyim? E onu da buluruz. Şurası neydi? Şu minik karenin ağırlık merkeziydi değil mi? O zaman burası 4 kök 2 ise bura ağırlık merkezi 2 eşit parçaya bölecek. Demek ki beyaz dairenin yarı çapı da kaçmış? 2 kök 2. Evet şu vatandaşın alanı 8'in karesi. Eksi beyaz dairenin alanı pi r kare. Ne geliyor? 64 eksi 8 pi aradığımız cevap B şıkkı. Aşağıda pervaneleri 1 ve 5 metrelik ince ve kalın olmak üzere iki parçadan oluşan bir rüzgar değirmeni gösterilmişti. Bu rüzgar değirmeni dönmeye başladığında pervanesindeki kalın parçanın taradığı alan kaç metrekare olur diye sormuş bize. Şimdi bakın şurası 1 burası 5. O zaman ben bu pervaneyi döndürdüğümde şöyle bir daire çizecek. Doğru mu? Ama kalın kısmın ucu bunu çizecek. Peki ince kısmın ucu da şöyle bir daire çizmez mi? Benden ne istiyor? Kalın parçanın taradığı daire. Yani benden şu kırmızıya boyadığım bölgeyi istiyor değil mi? Ne diyorduk buna? Halka diyorduk. Halkanın alanı istiyor. yarıçap e, yarı çap kaç? 6. Bakın büyüğün yarı çapı kaç? 6. O zaman pi re kareden Mininin yarıçapı kaç? 1. Bir. Pi 1'in karesini çıkartırsak o kırmızıya boyadığım halkanın alanını hesaplamış oluruz. Yani yaptığımız işlem 5 ile pek alakalı bir şey değil. Şu yarıçapı 6 olan büyük daireden yarıçapı 1 olan dairenin alanını çıkartmak. Geriye kalan şu kırmızı bölge yani halka şu 5'lik kanadın taradığı bölgenin alanı olacaktır. Ne geliyor? 36 pi. 1 pi çıkartırsak 35 pi. Yani aradığımız cevap B şıkkı.